İzmir Alsancak Limanı'na indirilmemesine rağmen İskenderun'a indirilen ve şarbonlu olup olmadığı bilinmeyen 5391 Angus meclise taşındı. Halkların Demokratik Partisi Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç konuyu soru önergesiyle meclise taşıdı. Oruç, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde İskenderun'daki şarbon muammalı Angus bilmecesine yanıt aradı. 23 gün boyunca Angusların sağlık kontrolleri ve prosedürleri tamamlanmadığı iddiası doğru mudur? Doğruysa prosedürler neden tamamlanamamıştır? İskenderun Limanı'nda Angusların sağlık kontrolleri ve gerekli prosedürlerin tamamlandığı bilgisi kamuoyuyla paylaşılmış mıdır? Daha önce bu kontroller aynı hızda İzmir'de neden yapılmamıştır? Gemideki 35 hayvanın hastalıktan öldüğü iddiasıyla ilgili bir araştırma çalışmanız oldu mu? Yolculuk sırasında ölen hayvanların bedenleri, dışkıları nerede, nasıl muhafaza edilmektedir? 21 günlük aşı süreçlerinin geçmiş olduğu gerekçesiyle Angusların İzmir Limanı tarafından kabul edilmediği iddiası doğru mudur? Doğruysa hangi gerekçeyle İskenderun Limanı'ndan tahliyeler yapılabilmiştir? Tahliye ardından Anguslar karantinaya alınmış mıdır? Şehre yakın olan İskenderun Limanı'ndan yapılan Angus tahliyeleri, çevreye yayılan koku ve şarbon hastalığı riski nedeniyle bölgede yaşayan vatandaşlarda ciddi bir rahatsızlık ve endişe yaratmaktadır. Hayvanlarla beraber gelen hastalık taşıyıcısı olabilecek sinek ve böcekler, şarbon riski ve bu kokuyla ilgili çalışmalarınız var mıdır? Hayvanların nakilleri sırasında refahı ve korunması yönetmeliği kapsamında hayvanların tüm yolculuk süresince bakımı, beslenmesi, barındırılması ve nakliyesinin acı, ağrı ve eziyetten uzak, sağlıklı bir şekilde yapılması için gerekli denetimler yapılmakta, önlemler alınmakta mıdır?